İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'in tarihi evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Hindistan, Azerbaycan'ın yaklaşan BRICS zirvesine katılımını tek başına engelledi. Rusya Federasyonu ve Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanları, Moskova'da Artsakh'taki Rus barış güçlerinin faaliyetlerini görüştü. İran İslam Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti dahil karayla çevrili ülkelerin transit ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Ahalkalak'ın Surp Hampartman Ermeni Kilisesi'nin yenileme çalışmalarına yeniden başlandı. Birlikte Ahavnado Festivali, ülkemize bir veda değil, Ermeni şarkı ve dansının buraya tekrar döneceğine dair bir sözdür. Ermenistan Cumhuriyeti, Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 15 yaş altı halter şampiyonasında yeni madalyalar kazandı. Doğası ve tarihi güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis coğrafyası görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağlarla çevrili konumu ile içinde birçok güzelliği barındıran kentte turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden biri de Hizan'a bağlı küme evleri. Dijital medyada yayınlanan dört mevsim fotoğrafları ile hem yönetmen hem de fotoğraf sanatçılarının büyük ilgi gösterdiği küme evleri şimdilerde yıkım tehlikesi altında. Taş ve tahtadan yapılan 300 yıllık katlı evler restore edilip koruma altına alınmadığı için günden güne zarar görüyor. İki ya da üç katlı evlerin üst üste ve birbirine bağlı yapılması ile ortaya çıkan bu küme evler Hizan'da bulunuyor. İlçede iki köy bu mimariye sahipken dağlık bir yapıya sahip olan coğrafyada köyler yamaçta kurulu halde. Yamaçta kurulduğu için kat kat ve sağlam olması için taştan yapılan evler 300 yıldır ayakta duruyor. Taş ve tahta dışında herhangi bir malzemenin kullanılmadığı evler tarih kokarken bir evin balkonu diğer evin çatısı olacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Köylülerin koruma ve restorasyon talep etmesine rağmen herhangi bir tedbirin alınmadığı köyde evlerin taşları bir bir dökülüyor. Güvenli olmadığı için taşları dökülen evleri kendi imkanları ile tamir eden köylüler evlerde beton kullanmak zorunda kalıyor. Batı Ermenistan, Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan topraklarında üzücü bir olay daha kaydetti. Bağış, Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın ilgi odağında olan eşsiz Ermeni kültürünü taşıyan şehirlerden biridir. Yaşananlar kültürel soykırımın devamıdır. Hükümete yakın Azerbaycan medyası diplomatik kaynaklardan alıntı yaparak Yunanlı gazeteci Paul Antonopoulos tarafından Hindistan'ın, Azerbaycan'ın, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni içeren 5 ülkeden oluşan bir grup olan BRICS'e yaklaşan zirvede konuk olarak katılımını tek başına engellediği bilgisini doğruladı. Hindistan'ın Azerbaycan'ı desteklemeyi reddettiği ilk vakanın bu olmadığı belirtilmelidir. Bu nedenle Bakü, Hindistan'ı Londra'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla bağlantılı olarak Bağlantısızlar Hareketi'nin bildirisini bozmakla suçluyor. Bağlantısızlar Hareketi'nin 1961 yılında askeri operasyonlara katılmama ilkesiyle oluşturulmuş olduğunu ve şu anda 120 ülke üyesi bulunduğu unutulmamalıdır. Bhutan devletinin heyeti de Hindistan heyetini destekledi. Hindistan'ın Azerbaycan'a karşı neden bu kadar sert bir tavır aldığı tam olarak bilinmemekle birlikte bunun nedeninin Bakü ile Pakistan arasında özellikle askeri alanda gelişen ittifak ilişkilerinin Yeni Delhi'de endişeye neden olduğu varsayılabilir. Batı Ermenistan, Hindistan'ın bu iyi düşünülmüş adımını olumlu değerlendiriyor çünkü uluslararası toplum ve ayrı devletler bazı konularda kısıtlayıcı mekanizmalar kullanmak zorunda kalıyor. Bunlardan biri böyle bir zirveye konuk olarak katılma fırsatının olmaması. RIA Novosti Ajansı, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun 16 Ağustos Salı günü Rus barış güçlerinin Artsakh'taki faaliyetlerinin de tartışıldığı 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Forumu çerçevesinde Ermeni mevkidaşı Süren Papikyan ile bir araya geldiğini yazıyor. Rus Askeri Departmanı Başkanı müzakereler sırasında şunları söyledi.
Artsakh'ta görev yapan barış güçlerimizin faaliyetleriyle ilgili görüşmemiz gereken konularımız var. Biz de sizin gibi ana istikrar unsurunun tüm temas hattı boyunca bir ateşkes olduğuna inanıyoruz. Süren Papikyan ise kendi sırasında toplantının yılbaşından bu yana ikinci kez gerçekleştiğini ve bunun da Ermeni-Rus ikili işbirliğinin yüksek seviyesini gösteren bir durum olduğunu doğruladı. İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte bölgenin denize kıyısı olmayan 8 ülkesinin transit ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. İRNA Ajansı'nın bildirdiğine göre bu İran İslam Cumhuriyeti Karayolları ve Kentsel Gelişim Bakanı Rüstem Amemi tarafından Türkmenistan'daki karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler ulaştırma formunda dile getirildi. Amemi, Afganistan, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da dahil olmak üzere dünyanın 32 gelişmekte olan ülkesinin 4'te biri İran ile yakın ikili ve çok taraflı transit işbirliğine sahip dedi. Ona göre bu İran ve bölgedeki diğer ülkelerin karayla çevrili ülkelerin kırılganlığını azaltmak ve ticaret maliyetlerini düşürmelerine ve dünya pazarına erişimi kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için uluslararası toplumun yükümlülüklerinin bir kısmını üstlendiği anlamına geliyor. Batı Ermenistan, özellikle Ermenistan Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu bu zor koşullarda İran'ın bu dostane adımlarını olumlu değerlendiriyor. Ahalkalak bölgesinin Gumburdo köyünün Surphampartman Ermeni Kilisesi 10. yüzyılda inşa edilmiştir. Kilisenin restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlamış ve henüz tamamlanmamıştır. Bu yıl yenileme çalışmalarına Haziran ayından itibaren yeniden başlandı. Proje, kilisenin çatısının yanı sıra ön kapı ve kapının sağındaki bölümün onarım zorunluluğunu da içeriyor. Şimdi kümbet konusunda karar veriliyor. Ne yapılacağı, geçici çatı mı yoksa taş yapı mı olacağı henüz kararlaştırılmadı. Konu Tiflis'te yapılacak toplantıda karara bağlanacak. Kilisenin yenilenmesinin Gürcistan Kültürel Mirasını Koruma Ulusal Ajansı ve Kartu Vakfı'nın fonlarıyla sürdüğünü hatırlatalım. Kartu Vakfı, Gumburdo Kilisesi'nin restorasyonu için yaklaşık 3 milyon gel tahsis etti. Bugün yurttaşlarımız yeniden evlerini kaybederken yeni Ermeni toprakları boşaltılıyor, o insanların yanında olabilir ve onlara ve tüm dünyaya Ermeni kültürünün burada yaşadığını ve her zaman yaşayacağını gösterebiliriz. Ermeni yaratıcısı ve birlikte Ağavnuda Festivali'nin gönüllü grubunun bir üyesi olan Armen Niyazyan birkaç gündür Ağavnuda bulunuyor ve bu etkinliği düzenlemek için çok kısa sürede çok iyi bir iş gerçekleştirdi. Birlikte Ağavnuda Festivali ülkemize bir veda değil, Ermeni şarkı ve danslarının yakında buraya geri döneceğine dair bir sözdür. Batı Ermenistan, nüfus azalması vakası vesilesiyle endişelerini dile getiriyor. İşgalcilerin iradesine rağmen Ermeniler kendi topraklarında yaşamaya devam etmeli ve uluslararası toplum tüm bunları sert tepkisini göstermelidir. 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi 61 kiloda Seryoja Barseryan 2 rekor kırarak şampiyon ilan edildi. Barseryan 236 kiloda rekor kırarak altın madalya kazandı. Koparmada 111 kilogram kaldırdı ki bu da Avrupa 15 yaş altı arasında bir rekordu. Silkmede ise 125 kilogramlık halteri başarıyla kaldırdı. Ayrıca bireysel yarışmada 2 küçük altın madalya daha kazandı. Bu ağırlıkta ikinciliği 225 kilogramla Romanya temsilcisi kazanırken üçüncülüğü ise Gürcistan temsilcisi 221 kilogramla elde etti. Daha önce Gümrülü halterciler Mikhail Çolakyan ve Alexander Grigoryan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Narojan adlı eseri sunuyoruz. Naroy, naroy, naroy can, yes mahar al yaras ceyra, pancar pindari kari, naroy, naroy, naroy can, zentavisi rat yarin,
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.